Merhaba arkadaşlar, permütasyon konusuna devam ediyoruz. Arkadaşlar, permütasyon ifadesi içerisinde tekrarlı permütasyonla dairesel permütasyon kısmımız var. Yalnız dairesel permütasyon kısmı müfredattan kaldırıldı. Onun için sadece tekrarlı permütasyon ifadesine bakacağız. Tekrarlı permütasyon dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Şimdi normal şartlarda n tane durum söz konusu. Bu n tane ifadenin yan yana sıralanışı neydi arkadaşlar? N faktöriyeldi. Yalnız bu sıralanışın içerisinden bazıları birbiriyle aynı. Mesela A tanesi, mesela B tanesi, mesela C tanesi. Bu aynı olanlara ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Permütasyonda da çıkartma işlemi demek bölme demek. Yani aynı olanlara bölüyorum. A faktöriyel, B faktöriyel, C faktöriyel'e bölüyoruz. Sorulara bakalım. Daha anlaşılır olacaktır sizler için. Şimdi 7 basamaklı bir sayımız var arkadaşlar. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 sayısından oluşuyor. Diyor ki rakamları yerleri değiştirilerek kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Normal şartlarda ne yapardık? Bu 7 sayıyı 7 faktöriyel şekilde sıralardık. Öyle değil mi? Şimdi bu sıralamanın içerisinde arkadaşlar 1, 1, 2, 2, 3, 3 sayılarını böyle sıralayabildiğimiz gibi buradaki bir rakamı yer değiştirdiği zaman şu sıralamayı da yapmış olmuyor muyuz? Oluyoruz. Ama baktığımız zaman aynı sayı çıkmış olmuyor mu? Oluyor. İşte bu aynı sayıları ne yapacağız? Çıkartacağız. Yani tekrarlı permütasyon ifadesi. Permütasyonda çıkartmak demek bölmek demekti. Tekrar edenlere böleceğim. 3 tane 1 var, 3 faktöriyel. 2 tane 2 var, 2 faktöriyel. 2 tane 3 var, 3 faktöriyel. Sayımız ne oldu? 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel çarpı 2. Şu gitti mi? Bu 3 faktöriyelde 6 idi, gitti mi? 2 buradan gitti mi? Ne geldi buradan arkadaşlar? 70 geldi. Evet, sorumuza bakalım arkadaşlar. Galata kelimesinin harfleri yer değiştirilerek Galata kelimesinin dışında anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Bakın burada ince bir ayrıntı var. Bu kelimenin dışında diyor. O zaman genel hatlarıyla bir belirleyelim. Bu kelimeyle ben kaç tane sayı yazabiliyorum? Kaç tane harfim vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyeldi. Tekrar edenlere bölüyordum. 3 tane A vardı. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel gitti. Buradan ne geldi? 20, 120. 120 tane ne yapabiliyorum ben? Kelime yazabiliyorum. Ama yazdığım kelimelerin içerisinde Galata var mı? Var. Bunun dışında diyor. Dolayısıyla onu çıkarıyorum. Yani 1'i çıkarıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? 119. Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Sayısının rakamları yerleri değiştirerek 6 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi şart var. Şart ne? Sayının tek olması. Tekrar etmediğini düşünüp önce bir tek olma şartıyla beraber 6 basamaklı sayı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizdim. Sayının tek olması için sona ne gelmesi lazım? 1, 5, 5 yerleştirdik. Tek olmayı şartını gerçekleştirdik. Burada kaç tane sayı var? 3. Tamam. Şimdi 6 tane sayıdan bir tanesini sona yerleştirdim. Geriye 5 sayım kaldı. Nasıl yerleştiriyorduk? 5, 4, 3, 2, 1. Yani 5 faktöriyel çarpı 3. Tekrar ettiğini hatırlıyorum. Tekrar edenlere bölüyorum. Kaç tane var? 3 tane 2, 2 tane 5. Tamam. Şimdi şu ifadeyi şöyle açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel çarpı 3 çarpı 3 faktöriyel çarpı 2. Bunlar gitti. Pardon. Şuradaki 3 faktöriyelle gitti. Şuradaki 3 kaldı. Şu 2. Burası da böyle oldu. 10 çarpı 3 ne gelecektir arkadaşlar? 30.
sorumuza bakalım arkadaşlar. Farfara kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek oluşturulan 7 harfli kelimelerinin kaç tanesi A ile başlayıp A ile biter? Şart var. Ne isteniyor arkadaşlar? 7 harfli bir kelime yazacağım. A ile başlamasını istiyor, A ile bitmesini istiyor. Şartları gerçekleştirdik. Birini başa, birini sona yerleştirdim. Baştaki ve sondaki harf belli ise, yerleştirdiysek düşünmemize gerek yok. Diğer harfleri kullanacağız. Kaç tane harfimiz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane harfim kaldı. Bu 5 harfi şu araya yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriyorum? 5 faktöriyel. Öyle değil mi? Bölü tekrar edenler. Şimdi A'ları yerleştirdim arkadaşlar. Onları hesaba katmıyorum. Lütfen tekrarda da katmıyoruz. Buna dikkat edelim. Şimdi kullandığım sayıların içerisinde tekrar eden ne var? 2 tane F, 2 faktöriyel. Başka 2 tane R, 2 faktöriyel. Gözümüzden kaçmasın. Başka var mı? Yok. 5 faktöriyel neydi? 120. Aşağısı ne? 4. Böldük ne geldi? 30. Oldu. Oldu arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza bakalım. Diğer soru bize ne diyor? Egemen kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 6 harfli kelimelerin kaçında E harfleri bir aradadır? Evet, E'ler bir arada durmak istiyormuş. Ne yapıyoruz? Bir arada durumlarında paket yapıyorduk. Bağladık. Geriye kim kaldı? G, M, N. Serbest 3. 3 tane bu. Bağladıklarına beraber 4. 4 faktöriyel. Tekrar eden arkadaşlar, bunlar bağlandığı için artık bir bütündür. Bir harftir. Bunları hesaba katmıyorum. Şimdi genel hatlarıyla bu tekrar eden harflerin içerisinde aynı sayıda olan var mı? Aynı harf olan var mı? Yok. O zaman paydaya bir şey yazamıyoruz. 4 faktöriyel ne eşittir arkadaşlar? 24. Diğer sorumuza bakalım. Diğer soru bize ne diyormuş? Rakamların çarpımı 12 olan 3 basamaklı kaç doğal sayı yazabilir? Şimdi 3 basamaklı sayılarımız varmış. A, B, C gibi. Bunların çarpımı ne gelecekmiş? 12. Bir kere bir sınırlama var. Öyle değil mi? Kafama göre sayıları alamıyorum. Öyle sayılar seçmem lazım ki. Yani rakamlar seçmem lazım ki bu rakamların çarpımı 12 olacak. Kimler var arkadaşlar çarpımı 12 olan? Bir bakalım. İlk aklıma gelen 1, 3, 4. Çarpımı 12. Başka şu 2'yi açalım isterseniz. 2, 2, 3. 4'ü açtım yani. Başka arkadaşlar. 3 çarpı 2, 6, 2. Bir de bu var. 3 çarpı 4, 12. Şunların çarpımı 12. Bunların çarpımı 12. Tamam. Çarpımı 12 olacak şekilde sayıların ne olması gerektiğini belirledim. Şimdi belirledikten sonra arkadaşlar, bunlar kendi içerisinde yer değiştirmez mi? Sonuçta 134 de olabilir, 430 da, 431 de olabilir. O zaman bunların kendi içerisinde yer değişmesini düşünüyoruz. 3 tane sayı var. 3 sayı kendi içerisinde nasıl yer değiştiriyordu? 3 faktöriyel. Yani 6. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Burası da 3 faktöriyel ama tekrar eden 2 tane sayı var. Bölü 2. 6'yı 2'ye böldük. 3. Peki burada ne var arkadaşlar? Birbirinden farklı. 3 faktöriyel 6. Toplayalım. 6. 12. 3 de buradan. 15. Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir kenarı 3 santim olan kare şeklindeki 9 fayansın 4'ü sarı. Evet. 3'ü mavi. İkisi de neymiş? Beyazmış. Fazladan çizdik. Şurayı karalıyorum. Tamam. Şimdi bunları arkadaşlar ne yapıyormuşum? Bu 9 tane fayansla bir kenarı 9 santim olan kare şeklindeki bir yüzey kaplanarak desen oluşturacaktır. Buna göre en çok kaç değişik desen oluşturabiliriz? Arkadaşlar, fayansların bir kenarı 9 santim olan kare şeklinde diyor ya,
Bunu düşünmemize gerek yok. Biz desene bakalım. Zaten deseni oluşturduktan sonra arkadaşlar bunları ne yapacağız biz? Yan yana alt alta üst üste koyacağız. Zaten 9 santim olması için de ne olması lazım? Üçer üçer üste koymamız lazım değil mi? Yani şekli şöyle yapmamız lazım. Biz deseni halledelim önce. Peki bizim kaç tane rengimiz vardı? 4, 3 de buradan 7, 2 de buradan 9 tane desenimiz var. Bu 9 tane desen arkadaşlar nasıl sıralanır? 9 faktöriyel bölü tekrar edenler neydi arkadaşlar? 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 2 faktöriyel. Evet, işlemi yapalım arkadaşlar. İşlem ne gelecektir? Şu yukarıyı biraz alayım. Yerim kalmadı. 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel buradan. 4 faktöriyel buradandı. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bununla bu gitti. 3 faktöriyel 6'ydı. Bu da gitti. 2, 4 buradan geldi. 20, 63, 1260 geliyor olması lazım. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. Bir hareketli A'dan hareket ederek B'ye en kısa yoldan Y farklı yol izleyerek varmaktadır. Buna göre Y kaçtır? Yani A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebileceğini soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda kendimize öncelikle genel hatlarıyla bir gidiş yolu belirleyelim. Şu şekliyle gidebilir mi bu arkadaş? Böyle gider. Sonra ne yapar? Aşağıya doğru iner. Şimdi güzergahımızı belirleyelim. Bu tarafa sağ diyorum. Sağa doğru ilerlediğim için sağ, 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 sağ dedim. Sonra aşağı indiği için aşağı, aşağı, aşağı diye yerleştirdim. A'dan B'ye giderken genel bir güzergah belirledim kendime. Sağ, sağ, sağ. 4, 5 tane var. 3 tane de aşağıya. Şimdi arkadaşlar bunun kendi içerisinde sıralanışını hesapladığımız zaman bize tüm yollar ortaya çıkmayacak mıdır? Mesela sağ aşağı, sağ aşağı, sağ aşağı diyelim bakalım. Sağ aşağı, sağ aşağı. Ne kaldı? 2 tane de sağ. Bakalım. Ulaşabiliyor muyuz? Sağa gittim, aşağı indim. Sağa gittim, aşağı indim. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Sağa gittim, aşağı indim, sağ sağa gittim. Ne yaptım? B şehrine ulaştım. Yani arkadaşlar bu ifadenin kendi içerisinde sıralanışı bana tüm yolları verecektir. Peki bu ifade kendi içerisinde nasıl sıralanır arkadaşlar? 8 tane harfim var. 8 faktöriyel bölü tekrar eden 5 tane S, 3 tane A. Yani 8, 7, 6, 5 faktöriyel durdum. 5 faktöriyel, 3 faktöriyel. Şunlar gitti. 3 faktöriyel de 6 olduğunu biliyorum. 8 kere 7'nin de 56 yaptığını biliyorum. Doğru cevabımız ne? 56. Evet arkadaşlar, permütasyon konu anlatımız burada tamamlanmıştır.